would not be the same. A few people laughed. A few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Bunlar atom bombasının babası Robert Oppenheimer'ın sözleri. Kimileri onu muhteşem bir dahi olarak görüp saygı duyarken, kimileri de yüz binlerce insanın ölümünün gerçek sorumlusu olarak görüyor. Aslında atom bombasının Japonya'ya atılmasından hemen önce yürüttüğü Manhattan projesi bu büyük yıkımın temelini oluşturuyor. Manhattan projesi, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sırasında işlevsel bir atom silahı geliştirmek için gerçekleştirdiği çalışmaların kod adıydı. Proje, Alman bilim adamlarının 1930'lardan itibaren nükleer teknoloji kullanan bir silah üzerinde çalıştıkları ve Adolf Hitler'in bunu kullanmaya hazır olduğu yönündeki korkulara yanıt olarak başlatıldı. 1. Dünya Savaşı'nın ardından küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, yeni bir savaşın çıkacağına dair belirtiler, emperyalist devletleri silahlanma konusunda büyük bir rekabete sürükledi. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bu rekabet artarak devam etti. Atom bombası üretme amacıyla başlayan Manhattan projesi bu sürecin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Tabii ABD projeyi faşizmi önlemeye yönelik bir çaba olarak yansıttı. Böylece bilimde uluslararası rekabette öne geçti. Ve pek çok bilim adamı da projeye iyi bir amaç uğruna katıldıklarını düşünerek ortak oldular. Aslında 1930'lu yıllardan itibaren atom enerjisi üzerine yapılan çalışmalar savaş hazırlıklarından bağımsız olarak yürütülüyordu. Alman bilim adamları bu alandaki deneylerini Berlin'deki Kimya Enstitüsü'nde sürdürdüler. Takvimler 1934'ü gösterdiğinde Alman kimyacı Fritz Strassmann onların çalışmalarına katılma kararı aldı. Tabii bu esnada Sovyetler Birliği'nde de nükleer çalışmalar devam ediyordu. Bu süreçte Sovyet fizikçileri 1939'da atomun kendiliğinden parçalanmasını sağlayan bir deney gerçekleştirdiler. Fransa'da bilim adamları savaştan önce atomun parçalanması ve zincirleme tepkimi üzerine çalışıyorlardı. İşte Manhattan projesinin bilimsel arka planında bu çalışmaların katkısı yadsınamayacak kadar azdı. Nazi Almanya'sının şiddetine tanık olarak ülkeden ayrılmak zorunda kalan bazı bilim adamları, Nazilerin kitlesel ölümlere yol açabilecek bir atom bombası üretmesinden endişe duyuyorlardı. İşte bu kaygı, dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden birinin yolunu açacaktı. Bu alanda çalışan bilim adamları öncülüğünde ABD ile iletişim kurma çabaları başladı. Amaçlarının ABD'yi bir atom bombası yapılması konusunda ikna etmek ve böylece Nazi Almanya'sının olası katliamlarına karşı caydırıcı bir güç oluşturmak olduğunu söylüyorlardı. Ancak bir süre ABD'den olumlu yanıt alamadılar. Çabaları sonuçsuz kalmıştı. Tam da bu sırada Almanya'nın uranyum bakımından zengin bir ülke olan Çekoslovakya'yı işgal etmesi ve bomba imalatında kullanılabilecek olan bu madenin ihracatına ambargo koyması endişeleri artırmaya yetti. ABD'yi ikna edebilmek için bu defa Albert Einstein'ın desteğini almaya karar verdiler. Ondan ABD Başkanı Roosevelt'e hitaben bir mektup yazmasını rica ettiler. Bunun üzerine ABD, mektubun içeriğinin araştırılması için 3 üyelik bir komite oluşturdu. 8 ay sonra ise teklifi kabul etti ve atom bombası üretimi için 6.000 dolarlık bütçe ayırdı. Ama bilim adamları acele edilmesini istiyorlardı. Almanya'nın her an nükleer bir felakete sebep olabileceğini vurguluyorlardı. Bu baskılarla birlikte ABD, 1940'da daha kalabalık ve bilim adamlarından oluşan yeni bir komite kurdu. Ama ABD konuya hala mesafeliydi. Yetkililerin bu kadar düşünmelerinin sebepleri vardı elbette. ABD henüz savaşa girme kararı almamıştı ve bombanın yapılabilirliği konusunda yeterli bilgilerin olmayışı hükümeti endişelendiriyordu. Ayrıca yapılabilse bile ne kadar sürede tamamlanacağı öngörülemediği için bütçenin çoğunu buna ayırmak ABD hükümetine mantıklı gelmiyordu. Tam da bu süreçte İngiltere'deki bazı akademik çalışmalar ABD'nin tutumunu değiştirmeye yetti. İngiltere'de nükleer fizik alanında araştırmalar yapan bilim adamları konu hakkındaki olumlu raporlarını ABD'ye gönderdi. Sonunda Başkan Roosevelt ABD'de atom bombasının üretilmesine karar verdi ve süreç mali açıdan daha da güçlü bir şekilde desteklendi. Ayrıca İngiltere'de çalışmalarda ABD'ye yardımcı oldu. 1942 Ekim ayında Robert Oppenheimer projenin bilim sorumlusu oldu. Çalışmalar hızla devam etti ve bombanın deneme aşamasına gelmesi 4 yıl sürdü. Bu deneme içinse yer olarak Los Alamos'un 370 km güneyinde askeri bir alan belirlendi. Zeminin düzlüğü ve rüzgarlı koşulların olmaması nedeniyle bu alan tercih edilmişti. Denemeye Trinity adı verildi. ABD Başkanı Harry Truman'ın Almanya'da konferansta olduğu tarihte bombanın denemesi yapıldı. Truman, Sovyet ve İngiliz liderleriyle yapacağı toplantıyı Trinity testinin
sonuçları ortaya çıkıncaya kadar erteledi. Test 16 Temmuz sabahı saat 5.30'da gerçekleştirilecekti. Askerler patlamadan önce alanın uzağındaki barınaklara yerleştirildi. Bilim adamları ve hükümet görevlileri gözlem yapmak için patlamanın gerçekleşeceği kuleye 2 kilometre uzaklıktaki sığınağa geçtiler ve sonunda saat 5.30'da patlama gerçekleştirildi. Bombanın atıldığı 100 metrelik metal kule tamamen eridi ve kulenin zemini yeşil kuma dönüştü. Ortaya çıkan güç yaklaşık 18.6 kilotondu. Bazı gözlemciler patlamanın ışığından ötürü geçici körlük yaşadı. Patlama eyaletteki şehirlerde hissedilmesine rağmen projenin gizliliğinden dolayı bunun bir atom bombası deneyi olduğu söylenmedi. Resmi açıklamalarda içinde patlayıcıların olduğu bir yeraltı sığınağının kazayla patladığı belirtildi. Bu test savaşın gidişatını değiştirecek planların yapılmasına neden olacaktı. Testten önce Sovyetler Birliği'nin de Pasifik'teki savaşa dahil olması bekleniyordu. Ama sonuç başarılı olunca İngiltere Başkanı Winston Churchill ve Truman bir kulis yaptı ve Sovyet lideri Stalin'e karşı durmaya, hatta ondan taleplerini sınırlandırmasını istemeye karar verdiler. Bu konuda ortak hareket edeceklerine dair de anlaştılar. Bu sırada ABD, Japonya ve Sovyetler Birliği arasındaki şifreli yazışmaları da ele geçirdi. Yazışmalara göre Japonya kendisi için uygun teslim koşullarını arıyordu. ABD hükümeti Japonya teslim olursa Sovyetlere alan açılacağını düşünüyordu. Bu durum kendi çıkarlarına ters düşüyordu. Böylece Japonya'ya atom bombası atılması kararı alındı. Hangi bölgelere bombanın atılacağı ve ekipte kimlerin çalışacağı gibi konular görüşülmeye başlandı. İşte bu aşamada bilim adamlarının çoğu görevlerini tamamladıkları söylenerek projeden çıkarıldı. Belki de bu şekilde bombanın atılmasından önce oluşabilecek tepkilerin önüne geçilmek istenmişti. Bombayı atacak ekibin eğitimleri de tamamlandıktan sonra ABD harekete geçti. 6 Ağustos 1945'te sabahın erken saatlerinde havalanan bir Amerikan bombardıman uçağı Japonya için önemli bir askeri ve iletişim merkezi olan Hiroşima'ya doğru yol aldı. Uçağın pilotu Little Boy isimli 9700 kiloluk uranyum bombasını Hiroşima kentinin merkezinde bulunan Shima Hastanesi'nin üzerine doğru bıraktı. Patlamanın ardından olabilecek şok dalgalara maruz kalmamak için de bölgeden hemen uzaklaştı. Patlama sonucu 78 bin kişi hayatını kaybetti. 70 binden fazla insan hayatı boyunca sakat kalacak şekilde yaralandı. Şehirdeki binaların neredeyse tamamı yıkıldı. 1945 yılı sonunda radyasyonun etkisiyle Hiroşima'daki can kaybı 140 bine, 5 yıl sonra ise 200 bine ulaşacaktı. 9 Ağustos'ta ikinci bir atom bombasıyla Japonya sarsıldı. Bu kez atılan bombanın adı da Şişman Adam'dı. Nagasaki kentinde bulunan sanayi merkezine atılmıştı. İlk anda 70 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 1950 yılında bu sayı 140 bini geçti. Peki ya bu korkunç sonuçlar karşısında projedeki bilim adamları ne yaptı? Bomba atıldıktan sonra yaşananlara dair ayrıntılar Los Alamos'taki laboratuvara ulaşmaya başladıkça İlk başta yaşadıkları zafer hissi ve sevinç yerini büyük bir suçluluk duygusuna bıraktı. Pek çoğu bu tip projeler geliştirmeyi bırakarak akademiye geri dönmeye karar verdi. Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmasının ardından Amiral William Oradaydım adlı bir kitap kaleme aldı. Kitabında bu bombaların savaşın kazanılmasında bir rolü olmadığını, Japonların zaten teslim sürecinde olduklarını anlattı. Yani bir bakıma atom bombalarının savaş kazanmaktan ziyade Sovyetlerin Amerika'nın çıkarlarına zarar vermemesi için kullanıldığını belirtmiş oldu. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından olan atom bombasının üretimi konusunda iki isim projedeki diğer tüm bilim adamlarına göre daha önemliydi. Onlar Albert Einstein ve Robert Oppenheimer'dı. Albert Einstein'ın Ağustos 1939 tarihinde ABD Başkanı Roosevelt'e gönderdiği mektup her ne kadar süreci hemen başlatmasa da ABD'nin bombayı üretmesi konusunda önemli bir kırılma noktası oldu. Nazilerin faaliyetleri dolayısıyla Almanya'yı terk etmek zorunda kalan bilim adamları kendileriyle hemen hemen benzer durumda olan Einstein'ı ABD Başkanı'na mektup yazmaya ikna etmeleri çok zor olmamıştı. Peki Einstein mektubunda nelerden bahsetmişti? Kısaca özetlemek gerekirse, Nazi Almanya'sında atom çekirdeğinin parçalanmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini, uranyum elementinin büyük bir enerji kaynağına dönüştürülmesiyle üretilecek bombanın etkilerinin korkunç olabileceğini ve bunu Almanya'dan önce ABD'nin yapmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Bununla da kalmamıştı. Projenin nasıl yürütüleceğini, bilim adamlarından oluşan bir komitenin kurulması gerektiğini ve en önemlisi de bombanın üretiminde kullanılacak uranyum elementinin nereden temin edileceğine kadar pek çok detayı belirtmişti. Tabii bu aşamada şunun altını çizmek lazım. Mektupta Manhattan projesi adı geçmiyordu. Bu yüzden resmi olarak projeyi başlatan yazışma olduğunu söylemek doğru değildi. Ancak her şey bu mektuptan sonra şekillenmeye başlamış, bilim komitesinin kurulmasıyla ilk adım atılmıştı. Ayrıca Manhattan projesinden bahseden pek çok kaynak ve tarih kitaplarında da 1939 tarihli bu mektup proje sürecinin başlangıç noktası olarak kabul ediliyordu. Yani Einstein, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar konusunda kilit bir isim olabilirdi. Tabii tarihin yorumlanması konusunda ne kadar objektif olunur, bu konu biraz tartışmalı. Bu yüzden bir bilim adamı olarak Einstein, projenin temelini atacak satırları kaleme alırken sonuçlarının bu kadar ağır olacağını
olacağını öngörmüş müdür bilemeyiz. Bu konuda tarihçiler de ikiye ayrılıyor. Bazıları Einstein ve projedeki diğer bilim adamlarının atom bombası için çalışırlarken bunun sivillerin katledileceği bir silaha dönüşeceğinden habersiz olduklarını savunuyor. Kimilerine göre ise bundan habersiz olmak imkansızdı. Zira tüm dünyada savaş rüzgarları eserken, siyasi ve askeri gerilim has safhadayken mali yükü bu kadar fazla olan bir bombanın binlerce insanı öldürmek için kullanılacağını hepsi biliyordu. Bu konuda yorumu size bırakıyor ve projedeki diğer bir kilit isimden bahsetmek istiyorum. ABD'li teorik fizikçi Robert Oppenheimer. Kendisi 1904'te New York'ta doğdu. Döneminin önde gelen ve aranan fizikçilerindendi. Ondaki dehayı ve bilimsel başarılarını gören General Gross tarafından 1942 yılında projenin bilim sorumluluğuna getirildi. Bu büyük bir sorumluluktu. Başarısız olunduğu takdirde Oppenheimer'ın kariyeri de kötü bir noktaya sürüklenebilirdi. Tabi burada başarıdan kasıt Japonya'da yüz binlerce insanın radyasyon dalgalarıyla korkunç şekilde katledilmesi miydi? Bu sorunun cevabı düşündürücü. Göreve gelmesiyle birlikte Oppenheimer dünya çapında hızla tanınan bir fizikçi oldu. Özellikle bombanın gücü keşfedildikten sonra bunun devamını getirmek isteyen ABD hükümeti, onun hidrojen bombası ile ilgili projenin de sorumluluğunu alması yönünde teklif götürdü. Ünlü fizikçi bu kez teklife mesafeli yaklaştı. Onun bu tavrı ABD hükümetiyle arasının açılmasına, şüphe çekmesine ve hatta soruşturma geçirmesine yol açtı. Aslında bunun en önemli sebebi ABD ve Sovyetler arasındaki gerilimdi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından iki taraf da her konuda şüpheciydi ve herkes onlar için birer ajan olabilirdi. En ufak bir şüpheli hareket yanlarında çalışan birinden kuşkulanıp onun casus olduğunu düşünmelerine neden oluyordu. Bu siyasi gerilim ve kutuplaşma ortamında Oppenheimer'ın ABD'nin hidrojen bombası teklifine sıcak bakmaması onun karşı tarafa yani Sovyetlere çalışan bir ajan olduğu kuşkusunun oluşmasına yol açtı. Çünkü Sovyetler de ABD'den 4 yıl sonra atom bombası üretmişti. Bu silahlanma rekabeti gitgide kızışıyordu. Ve ABD çok daha yıkıcı olduğunu düşündüğü hidrojen bombasını üretmek konusunda hızlı davranmak istiyordu. Oppenheimer ise atom bombasının oluşturduğu yıkıcı etkiden dolayı çekimser davrandığını ifade ediyordu. Projede yer alan diğer bilim adamlarının aktardıklarına göre bu olaydan sonra bilimin işlevlerini sorgulamaya başlamıştı. Atom bombasından daha güçlü bir bombanın insanlığın geleceği açısından ciddi bir tehlike olmasından çekiniyordu. Ona göre yapılması gereken devletlerin yeni bombalar üretmek yerine yeni uzlaşı yöntemleri bulmalarıydı. Bu noktada Oppenheimer'ın Hiroşima ve Nagasaki'de yaşananların ardından pişmanlık duyup bomba üretimine karşı yaklaşımını değiştirdiği söyleniyordu. Kendisine yöneltilen sorulardaysa atom bombasının üretim aşamasında yalnızca görevlerini yerine getirdiğini ve ne amaçla kullanılacağını hiç sorgulamadığını söylüyordu. Japonya'da binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu hissedip hissetmediği sorulduğundaysa şöyle cevap vermiş. Bizler fizikçiydik, asker ya da politikacı değil. Yalnızca işimizi yapıyorduk. Ne yazık ki durum bu kadar basit değildi. Projede yer alarak bir felakete sebep olduğunu gören Oppenheimer, hidrojen bombası gündeme geldiğinde bilim adamı ve devlet görevlisi kimlikleri arasında sıkışıp kalmıştı. Bu süreçte Atom Enerjisi Komisyonu danışma kurulu üyesiydi. Hidrojen bombasının yapımı, kaynak sorunu ve projede yer alacak personelle ilgili görüşlerini sunmakla kalmadı. Bombanın insanlığın geleceğini tehdit ettiğini savundu. Oppenheimer'ın bu tutumu ABD yetkililerin hoşuna gitmedi. Sonuç olarak ajanlık şüphesiyle tam 3 soruşturma geçirdi. 1943 yılında ona ABD'de yaşayan bir İngiliz'in Sovyetler Birliği'ne atom bombası ile ilgili teknik bilgi aktarma niyetinde olduğu bilgisinin geldiği ve onun bu durumu yetkililerle paylaşma konusunda işi ağırdan aldığı iddia edildi. 1954'te ise hidrojen bombasının üretilme sürecini yavaşlatmak, ABD'ye güven duymamak, Amerika Komünist Partisi ile ilişki kurmak ve Sovyetler Birliği ajanı olmakla suçlandı. Tüm bu soruşturmalar boşa çıktı ve Oppenheimer hepsinden güvenilirlik belgesi aldı. Ancak en sonunda ne kadar güvenlik belgesi almış olursa olsun görevinden azledilmesine karar verildi. Böylece Oppenheimer'ın askeri anlamdaki kariyeri son bulmuş oldu. Japonya'da atom bombasının yol açtığı felaket düşünüldüğünde Oppenheimer'ın ikilemi ve Einstein'ın mektubu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Bunlar atom bombasının babası Robert Oppenheimer'ın sözleri.